Abi, NBA'de çok eşi, eşi benzerliğine rastlanmayan bir strateji uygulayan bir Detroit Pistons takımı da var. Ee, bunu siz dikkat çektiğiniz konuları belirlerken de hayal kırıklığı yaratan eski Lottery pickleri topluyorlar. Ee, Wiseman'ı da Hı. en son bu şekilde kadroya kattılar. Ne, Vallahi yani NBA spor dünyası bu e, tür yenilikleri sever e, ama çok başarılı olduğunu da söyleyebilir miyiz? Yani Trust the Process, Joel Embiid dışında kaç yılı gitti Philadelphia'nın. Troy Weaver de işte iki yıldır Pistons'ın genel menajeri. şöyle bir avantajı var bu taktiğin. Başka takımların seçtiği ama başarılı olamadığı Larry Pix de değil. İlk 10 pickler. Tabii. alıyor. Orada olmadı. Belki bizde olur diyor. Bunların maliyeti genelde düşük oluyor işte en sonda James Wiseman'ı aldı. Şimdi bir küsür sezonu var onu değerlendirmek için. Ama bu taktik dikkat çekip yazılıp çizilmesinden başka yani şöyle bir şey. Marvin Bagley 2018'de Kings tarafından ikinci seçildi. Burada başka bir şeye değineceğim. Duke'da one and done'dı. Yani Duke'a gidiyoruz galiba. Yok yok sadece Duke değil. Başka bir şeye geleceğim. Ee, kariyerinde 49 milyon kazandı şeye gelene kadar. İki yıl daha kontratını uzattılar. Geçen sene sezon ortasında almışlardı. Yani burada bir umut görüyorlar. Ama bu sene büyük Şastanım. sakatlıklar geçirdi. Bir de yani Kings'den farklı oynamıyor. Yani böyle bir patlama bir çıkışta olmadı. Ee, Jalil Okafor 2015 76'ız 3. sıra. Duke one and done. 22 vallahi Duka gitmiyorum. 22 milyon kazandı. Ee, 27 yaşında NBA dışında şu anda G League'de oynuyor. Fırsat bekliyor. Josh Jackson 2017 draft Phoenix Suns dördüncü. Yani bunların hepsi yani kulüplerin Josh gidişatımızı Jackson. değiştirecek diye Tabii seçtiği Josh oyuncular. Çok büyük oyuncu falan diye seçilmişti. Evet, Kansas One done. 28 milyon kazanmış. 24 yaşında NBA dışında. Bir de hapis problemi falan yani. oldu. Dennis Smith Jr. 2017 Mavericks 9. sırada North Carolina State 1 and done 21 milyon kazandı. NBA dışı kalacak gibi bu sene sonunda kontratı bitiyor. Eee Nerlens Noel 2013 Hornets hmm. 6. sıra Kentucky 1 and done hmm. ee, 45 milyon kazandı. Takım opsiyonu gelecek sene 9.7 milyon var. Kesinlikle kullanmazlar. 2.3 sayı, 2.6 reboundla oynuyor. Ee, Kevin Knox 2018 NBA Draft Knicks 9. sıra. Kentucky. Bak sadece One Duke on. değil. One and. Heh. One <laughs> and on. 21.5 milyon kazandı. Ve James Wiseman takasında da Portland'a gitti. Şimdi James Wiseman geliyor. One and on. Duke'la ilgili değil, değil bu. And like ee, Missouri. 3, şimdi, i̇ki mi üç mü seçildiği yer? İki. Şimdi buradaki tehlike şu Duke, Kentucky, Kansas bunların hepsi liselerden istediği 5 yıldızlı oyuncuyu <laughs> alabilen takımlar. Şimdi e, Levent Topsakalı çok güzel bir lafı vardır. Kimi tartışıyorduk ya? Rigaudou ile o zamanlar Fransa'nın bir büyük oyuncusu daha vardı. Antoine Rigaudou ile şimdi öbürünün hatını, adını hatırlamadım ama Rüygu sadece oyuncu, sadece oyuncu, öbürü değildi demişti. Şimdi bu kadar yıldız adayının bir arada değilmiş, olduğunda başarı gelecek abi. Hepsi zaten beş yıldız. Ama o başarı geldiğinde Sinan mı sadece oyuncu, Murat mı sadece oyuncu? Murat. Burada kafaları karıştırıyorlar. Kafaları karıştırıyorlar. Yani ikinci pik hakkı için tabii. millet neler verir? Kesinlikle. Ve burada ilk defa da biraz da buradan Golden State'e geçeyim. Ee, i̇lk defa Golden State Büyük bu hata kadar var. erken bir hata yaptığını kabul etti. etti ve vazgeçti. ve vazgeçti. Tabii bunda e, ya bu rakamı e, galiba ESPN'de biri hesaplamış. Bunun nasıl olacağını ben çözemedim ama e, öyle diyor. Lüks vergisinde Wiseman takasından dominolar doğru düşerse 131 milyon dolar para kurtaracaklarmış. Süper lüks de var, tekrar lüks de var. Tabii tabii ondan dolayı. Hı -hı. 131 milyon dolar. Onu Wiseman'ın bir sonraki kontratında düşünerek hesaplamış olabilirler. Ha o da olabilir. Doğru söylüyorsun. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, Warriors'da the next generation yani babalar şampiyon olacak. Ondan sonra alttan gelen evlatlar da o şampiyonluğu ya da en azından devam seviyeyi belki. devam ettirecek. Ve Bob Myers'ın kontratı uzatılmadı. Şimdi Bob Myers NBA'in dördüncü en çok para kazanan genel evet. menajeri. 2012'nin başından beri Golden State'de genel menajer. Ama ne Steph Curry'yi o seçti, ne de Clay Thompson'ı o seçti. En büyük başarısı bence Draymond Green'i ikinci turda seçmesi. E belki de ya o da çok inişli. Bence bence parçalar. Yani bunları tamamlayıcı parçaları hep doğru şekilde kadroya katması. Yani ben öyle tanımlarım. Yani yoksa bir draft başarısı yok. Kevin Looney'i 30. sırada seçti ama UCLA'de eski oyuncuydu Myers. O da UCLA'da. Evet. Oradan Tiolara belki almıştır. Bence şeyden sonra Raymond Green'den sonraki Curry'nin yerini dolduracak gibi bence gözükmüyor ama 28. Poo. sırada seçildiği için Jordan pu. Şimdi esas 2000 İki draftı çok önemliydi çünkü böyle bir takım olmasına rağmen, böyle bir kadro olmasına rağmen iki tane Larry e, hakkı vardı. Şimdi Wiseman iki, 2022 ha. 2020, 2020. Wiseman'ı ikinci sırada seçildi. <laughs> evet. 2021'de Kuminga 7, Moses e, Moody, Moody 14. Sonra bu sene Patrick Baldwin Junior. Zaten Wiseman gitti. Kuminga biraz kıpırdıyor. Ama yani öyle aman kimsenin aman. E, abilerden birinin <laughs> rolünü çalacak gibi, gibi değil. Gibi değil. E, Moses Moody hayal kırıklığı. Kesin. Patrick e, Baldwin daha bir şey yapmadı. Görmedik. Yani. Görmedik. yani Andrew Wiggins takası artı Draymond Green'in draft edilmesi dışında 2012'den beri Bob Myers, acaba Steph Curry, Klay hmm. Thompson. Yani şimdi Durant'in oraya gelmesinde... Yok payı yok. Çok, yani az payı var. Az payı var çünkü Durant zaten kazanabileceği Tabii. bir yere gitmek istiyordu. O seviye oyuncu Ama kendi seçiyor. İlk defa yani Warriors'ın geleceğini şey yaptığımız zaman lüks vergisini düşünerek Negatif bir hamle yaptılar. Da. Terse doğru. Evet. O açıdan... Yani hem bugünü hem yarını kurtarırız stratejisi e, yüksek yerlerde draft etmelerine rağmen e, çöpe atıldı. Bundan sonra ne yapacaklar o çok önemli. Çünkü Steph Curry sakatsa bu takımın kazanma ihtimali yok. Paul'un inişliği çıkışlı yok, yok. şeyine bakıyor. E, güzel bir plan. Ama eleştirilen de bir plandı. özellikle e, Oakland ve San Francisco medyasında ya bu kadar e, geleceği düşünerek bu adamlar daha yaşlanmadan şuraya iki tane daha iki tane daha tecrübeli şey al vurup gidelim. Back to back evet. yapalım. Geç farkına vardılar. James Wiseman seçildiğinde ben hatırlıyorum burada seninle konuşmuştuk. Yani bu kadar e, az NCA oynamış. Yani one and done bile değil. değil. Bir oyuncuyla ilgili bu kadar risk alınır mıydı? Ee, ve maalesef e, savunmada olsun. Yani hiç beklentilere yaklaşamadı. Pistons'un stratejisine önce ben size değineyim. Yani Pistons bir şey yapmak zorunda. Pistons belki de NBA'deki tarih, tarihi olarak çok görkemli bir tarihi var. Ama kolay kolay süper yıldız çekemeyen, ee, ve de şehir olarak da ekonomisi belli bir düşüş çöküşte olan bir şehir aslında. O yüzden Pistons'da Memo'nun şampiyon olduğu dönemdeki gibi en büyük yıldızın Chancey Billups olduğu bir model. Çok güzel bir modeldi o. Yani e, iyi oyunculardan kurdu. Parçalar bir bütün Parçalar Ve çok iyi bir hoca takımı. Coaching ile beraber gelmiş bir şampiyonluk. Ee, ama Pistons'ın yani bir Kevin Durant'i alalım veya Free Agency'den birini alalım diye bir şey olamaz. O yüzden de biraz kumar oynuyor Pistons. Söylediğiniz gibi. Bakalım Wiseman bizi de tutar mı? Tutarsa ya bunu takaslarız başka bir şeye daha iyi bir e, takım oluşturabiliriz. Tutmazsa da zaten kaybettiğimiz bir şey yok havasında iş yapıyorlar. O yüzden... Ben yeni denilen şeylere saygı duyuyorum. Yani tutmayacak, tutmuyor da <laughs> ama saygı duyuyorum. 6'da yani, sıfır farklı, demeyelim tabii. hadi. 6'da evet, yarım o, başarılı olmuş. O yüzden olmuş. tutmayacağı belli oldu artık. Yani Bundan sonra olmayacağı belli oldu ama bu fikre, bu bir fikirdir. Yani e, Hiç değilse kendine bir şey yapmaya çalışan bir fikirdir. Fikir üretmişler, başarılı. Bu nasıl olmuş. başarılı olur biliyor musun? Eskiden mesela böyle vardı işte Drazen Petrovic Portland'da hiç süre almıyordu. Hı. Yani ne bileyim o kadar geniş kadrolar vardı ki takım sayısı daha azken. Hı. Hakikaten çok yeten, e, aklıma... Veya şehir, şehir, ne? o şehirde mutlu olamıyor veya özel hayata uygun olmuyor. Başka bir yere gittiğinde o hava değişikliği bir katkı verebilir ama söylediğiniz gibi bu çok özel ve az sayıda olur yani. Her, her oyuncu da bunu denemek ha, başarılı Germain olur. Jermaine Portland'dan Indiana'ya gelmesi. Mesela, mesela. Yani çok geniş kadrolar olduğu zaman orada çok yetenekli bir oyuncunun sırası gelmiyor olabilir. Ama bu oyunculara fırsat verilmiş. Verilmiş tabii. Değil ancak o ara kişisel bir özel durumu varsa ve onu Değilmiş. geçtiyse yani basketbola konsantre olamazken de. geri dönmüşse olabilir. Ya taktiği beğendim ama bir e, fikirdir yani. Ya bir tane tutsaydı keşke. Değilmiş. Belki Wijman tutar ama ben de ben hiç de ihtimal de. vermiyorum. Golda evet. tarafından bakarsak da Murat abi e, çok önemli bir şeye değindiniz. Ya ben Bob Myers'ın başarılı olduğunu düşünüyorum büyük resme bakıldığında. Çünkü yanına koyduğu parçalar o efsane üçlünün hep iyi parçalardı. Kadro derinliği belli bir seviyenin üzerindeydi geçen sene bile. E, genelde kimsenin değer vermediği işte Gary Payton e, The Second olsun veya o tarz oyuncuları bulup kadroya e, katıyordu. O yüzden bu sene onda da başarılı olamadı bu arada. Bu seneki hamlelerde Jamaikal Green olsun, başka isimler olsun DiVincenzo olsun çok istenilen geri dönüş alınamadı. E, ama yani Bob Myers'ın imzası nedir deseniz o üçlü miras ve ikili miras olarak geldi. Üçüncüyü ekledi ama etrafında her zaman bir e, takım kurma konusunda başarılıydı. Onun sözleşmesinin uzamaması enteresan bir e, durum. Çünkü Steve Kerr'le de arası çok iyi. Steve ha, Hı. En iyi hamlelerinden biri de Steve Mark Jackson'ı evet. yollayıp Steve Kerr'ı getirmek. getirmek. Ama zaten onların bir kişisel dostlukları da var. E, yanılmıyorsam. E, aynı Ama, konferansta oynadılar. Arizona, UCLA. Evet, evet. Bakalım e, ben Bob Myers elinde sonunda yani kovulmayı hak edecek bir şey yaptığını düşünmüyorum. Yani Fiyatta çok Anlaşam büyük bir fark var. Yani Anladığım kadarıyla e, ya sen... Musluğu biraz ıks, kapatıyorlar galiba. Çok başarılıyken biz sana bu parayı veriyorduk ama bak şimdi son 1-2 yıldır e, draft hakların da, bu seneki Tabii. transferlerin de. Sen çok kal tarihi, ama bu parayı alma. Çok tarihi bir fırsatı kaçırdık oraya. Çok tarihi bir fırsatı. Yani o genç isimleri aldıktan sonra bile etrafında öyle bir hype vardı ki onların. Onları takaslayıp acayip oyuncular alabilecekken ısrar edip. Yüzde yüz ya. Ama işte orada da bence esas Myers'a kızgınlık oradan geliyor. Çünkü Golden State genel menajerin ve koçun işine e, bunu sokan bir yapıya yok. sahip değil. Tabii. Myers e, o potansiyeli göremedi. Hata yapmış olabileceğine hiç ihtimal vermedi ve senin de dediğin gibi bir belki iki tane. Yani süper yıldız olmasına gerek yok ama tabii, ka, e, çok tabii. iyi, tecrübeli parçaları almadı kesinlikle bakalım e, hem Warriors geleceği hem de Pistons'ın bu enteresan stratejisi e, önümüzdeki günlerde neler getirecek diyelim ve bir sonraki konuya geçelim.